Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz Ruby'de output yöntemleri. Konsola yazdırma olarak da söyleyebiliriz. 4 temel yöntemden bahsedeceğiz. Put, Putce, Print ve P metotları. İlk olarak Puts'la başlayalım. Puts'un amacı her satıra yeni bir ifade yazdırmak. Örneğin 3 elemanlı bir dizimiz var. Biz bunu Puts'la ekrana yazdırmak istediğimiz zaman her elemanı farklı bir satıra gelecek şekilde bize dizimizi yazdırdı. String ekrana yazdırmayı deneyelim. İki tane stringimiz olduğunu düşünelim. Her bir stringi yeni bir satıra denk gelecek şekilde puts'la ekrana yazdırdık. Aynı şey sembol için de geçerli. Sembolü de birkaç tane sembolü ekrana yazdırmak istediğimiz zaman her birini ayrı puts metoduyla her biri ayrı satıra gelecek şekilde sembollerimizi ekrana yazdıracak. Hash'te dizi gibi düşünebiliriz. Puts'la her bir elemanını yeni bir satıra yazdıracak gibi düşünebiliriz ama öyle olmuyor. Hash bize yanlış yere yazdık. Hash bize puts'la ekrana yazdırmak istediğimiz zaman tek satır olarak dönüyor. Örnekte gördüğümüz gibi aynı şekilde sayıları da puts metoduyla ekrana yazdırabiliyoruz. Putc metodunu kullandığımız zaman c'nin karşılığı karakter. Sadece bize tek karakter dönüyor. Bunu da string'de dönüyor. Örneğin bir string'imiz var. Biz bunu putc ile ekrana yazdırmak istiyoruz. Düzeltelim. Putc ile ekrana yazdırmak istediğimiz zaman bize sadece string'in ilk karakterine dönüyor. Y harfi olan. Ama bunu sadece string'de kullanabiliyoruz. Örneğin burada bir dizimiz var. Biz bu diziyi Putc ile ekrana yazdırmak istediğimiz zaman bize Ruby hata veriyor. Aynı şekilde hepsini deneyelim. Sembollerde de Putc'yi kullanmak istediğimizde hata aldık. Hash ve sayılar için de bu geçerli. Bize sadece string'de ilk karakteri dönen bir yazdırma yöntemi Putc. Print'in Puts'tan farkı, print'e geldiğimizde her satıra yeni bir eleman yazdırmıyor. Bütün yazdırma işlemini tek satıra yapıyor. Daha doğrusu yazdırma işlemini yaptıktan sonra yeni satıra geçmiyor. O yüzden peş peşe kullandığımız print ifadelerinde her şeyin aynı satıra geldiğini görebiliriz. Burada şimdi bütün değişkenlerimizi tek seferde printle ekrana yazdırmayı deneyelim. Bakalım bize ne sonuç dönecek. Gördüğümüz gibi önce dizimizi yazdı. Peşine string'imizi yazdı. Sembolümüzü yazdı. Hash'imizi yazdı. Ve son olarak sayı yazdı. Gördüğümüz gibi print yazdırma işlemini yaptıktan sonra yeni bir satıra geçmedi. Puts'la arasındaki fark bu diyebiliriz. Son olarak P'ye gelelim. P'nin amacı bize verdiğimiz ifadenin ham haline dönmek. Örneğin bizim bir dizimiz var. Biz bu dizimizi ekrana yazdırmak istiyoruz. P ile biz bunu ekrana yazdırmak istediğimiz zaman gördüğümüz gibi bize bunu dizi şeklinde her elemanı ayrı bir eleman olarak dönmüyor. Bize bunu dizi şeklinde bunun dizi olduğunu anlayacağımız şekilde dönüyor. Örneğin sembolümüzü ekrana yazdırdığımız zaman gördüğümüz gibi başında iki nokta şeklinde bize döndü. Bu da ne demek? Bu bir sembol. Yani kısacası bize P metodu ekrana yazdırma işleminde verdiğimiz girdinin ham haline dönüyor. Şimdilik bilmemiz gereken ekrana yazdırma yöntemleri bu kadar. Görüşmek üzere.